Böyle bir şey, yani böyle bir videoyla asla çıkmak istemezdim. Arkadaşlarım paylaşmışlar hislerini, duygularını. Videolara devam edenler oluyor ki saygı gösteriyorum yani. Başımız sağ olsun Türkiye. Başımız sağ olsun Türkiye. Memleketim, canım memleketim Maraş. Kimse Elvis'ini bilmezdi. Kimse. Ezgi nerelisin dediğimde Maraş. Maraş'ı bilmiyorlardı ya. Maraş dediğimde işte Maraş'ın ilçesi Elbistan'a bağlı bir köyde. Dediğimde kimse bilmezdi. Hiç kimse. Şimdi Elbistan böyle büyük bir depremle bilindi. Sadece tabii Maraş Elbistan değil. Hatay, Adana, Urfa, Adıyaman, Antep. Sayamadığım iller. Birçok insanımız öldü. Öncelikle hepimizin başı sağ olsun. Ölenlere rahmet diliyorum. Geride kalan ailelerine, bizlere büyük büyük sabırlar diliyorum. Bizim de kaybımız oldu. Çok merak ediyorsunuz eski ailen nasıl, ailenden bir haber var mı diye. Kayıplarımız oldu Elbistan'da. Hepsi için çok çok üzgünüz. Çok çok üzgünüz. Hani ölümün bile hayırlısını versin Allah'ım. Hiçbiri bu şekilde ölmeyi hak etmiyordu. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Yani ben böyle bir video başlattığımda dedim ki kendi kendime, Ezgi sen nasıl cümle kurup konuşacaksın ki? Yani 7/24 haber izliyoruz ve oradaki spikerler bile diyor ki hani o kadar yer dolaştık, haber ettik ama burayı kelimelerle anlatacak sözcük bulamıyoruz diyorlar. Onlar öyle düşünüyorsa benim dar kelime hazinemle ben duygularımı, hislerimi nasıl anlatabileceğim size bilmiyorum. Üzgünüm. Ay aşkım, Devran da burada uyudu. Aşkım arkana yaslan, böyle yapma. Yani bizim ev içinde de bir sürü olaylar oldu. Ya bilmiyorum hangi birine üzüleceğin, hangi birine dert yanacağın, hangi birine
hangi birini yapacaksın yani? Aslında çok anlatmak istediğim şeyler var. O yüzden ben gidip şu parayı yatırayım. Üstümden o yük kalksın. Çünkü kaç gündür gidemedim. Burada okullarda tatil, çocuklar evde. Devran kolunu kırdı. Ari geçen hafta ameliyat olmadı, oldu. Kızcağız evde dinlenmedi bir türlü. Oraya buraya benim koşturmamla bir oraya bıraktım, bir şuraya bıraktım kızı. Anlatırım sonra yani işte arkadaşlar ne diyeyim. Hepimiz aynı şeyi yaşıyoruz. Şu an duygularımız karmakarışık. Hislerimiz karmakarışık. Ne diyeceğimizi, nasıl hareket edeceğimizi bilmiyoruz. Evdeyim. Yani şu kaç gündür, 2-3 gündür evdeyim. Dedem böyle oldu olalı. Bir, hani fiziksel bir yardıma koşamıyorum. Ama ruh gibiyim de evin içinde yani. Hani bari bir şeyle uğraşırken, hani ne bileyim koli düzenlerken, şunu yaparken insanın vicdanı rahat ediyor, aklı rahat ediyor. Evdeyken daha kötü. Evde bir tek televizyon, sürekli haber bekliyorsunuz. Bir telefonda bir haber bekliyorsunuz. İyi olmamız lazım. İyi olmamız lazım ki iyileştirelim. Son zamanlarda artık bütün psikologlar, psikiyatristler böyle kısa kısa videolar çekiyor. Kendinize müdahalet olun. Aklınıza dikkat edin diye. Çünkü biz olmazsak etrafımızdaki hiç kimseye iyi olamayacağız. Bunu yayınlar mıyım, yayınlamaz mıyım da bilmiyorum. Arkadaşlar haberi ilk aldığımda Esra aramıştı beni. Sabah 6 civarı bir Esra aramış, bir Halis aramış. Allah'ım dedim, kötü bir şey mi oldu? Şimdi aramızın saat farkı da var ya, 3 saat. Yani oranın 9'u, buranın 6'sı. Okul günü, pazartesi günü, neyse ben 7'de uyandım. Telefona bir baktım ki Halis, Esra aramış, beni acil ara dedim. Allah'ım inşallah bir şey olmamıştır diye. Direkt zaten onları aradım. Ve hemen söyledikleri şey, yani deprem oldu Elbistan'da, direkt aileni ara Ezgi, her şey yolunda mı? Bir panik oldum, korku, kapattım. İşte yakınlarıma ulaşmaya çalışıyorum, halalarımı aradım. İşte Elbistan'da yaşayan kuzenim, cesaret edip arayamadım asla. Hemen direkt Instagram'a baktım, biz iyiyiz yazmış. Derin bir nefes aldım, ondan sonra halamı aradım, halam Mersin'de. Teyzem Adana'da konuşmuş annem. Ondan sonra köydelerdi, pardon. Köydelerdi, konuşmuş. Ondan sonra hemen konuştuk. Hepsi çok şükür iyilerdi. İyiler. Hala da iyiler. Çok şükür iyiler. Elbistan'da yaşayan kuzenim ikinci depremde çok büyük bir hata yaparak, bir şey olmaz diyerek içeri gidip ondan sonra canını zor kurtardı. Evi falan hepsi gitmiş zaten. İkinci depremde her şey yıkılmış. İlk başta köye gittiler onlar sığınmak için. Ondan sonra da şu an Mersin'deler, halamın yanındalar. Neyse öyle aradım, herkes iyiymiş. Ama hangi birine yanacağım? Sonra tabii ulaşamadığımız aile fertlerimiz oldu. Hani benim birebir tanımadığım ama annemin tanıdığı, babamın tanıdığı büyüklerimiz var. Onlara ulaşmaya çalışıldı falan filan böyle. Herkes, bizim köylü olanlar, herkes işte birbirini aramaya çalışıyor, ulaşmaya çalışıyor. Ne bileyim, Hatay'ı arıyorlar. Tabii benim bilmediğim ama bizim akrabaların işte Hatay'da yaşaması falan filan. Çok şükür yani öyle çok korkunç haberler almadık. Ama tabii bizim de ölü sayımız var. Elbistan'da kaybettiğimiz canlarımız var. Allah'tan rahmet diliyorum. Geri kalan ailelerine, bizlere büyük sabırlar diliyorum. Ondan sonra Ezgi, bu arada neden arabada çekiyorsun? Evde rahat rahat konuşsaydın diyeceksiniz belki de ama ne bileyim öyle denk geldi. Kızlar evde, çoluk çocuk sesi durmuyor. Devran bir anda ağlıyor. Şu an uyumuş burada, arabada rahat rahat konuşabiliyorum. Sesini duyuyorsunuzdur belki. Neyse yani şimdi çekesim geldi zaten. Hani hiçbir şey yapasım da yok da. Neyse. Ondan sonra
hemen dedim ne yapabilirim yavrum dedim. Bu da şu kızın pazartesi günü diğerlerini okula bıraktım. Ari evde 2 hafta okula gitmemesi gerekiyor. Allah Allah, elim ayağıma dolaştı. Ne yapacağım diye. Neyse ilk başta eve geldik. Şöyle bir telefona baktım, bir haberlere baktım. Anam yani aklımızın, zihnimizin tahmin edemeyeceği kadar büyük. Ben zannediyordum da her şey bizden hani Esra'yla konuştuğumda. Ama ne büyük depremmiş. 10 il, o kadar ilçe, o kadar köy, o kadar sokak, yollar, dükkanlar yani yıkılmadık bir yer kalmamış. Ve bir iki ev de değil. Onlarca ev, içinde yaşayan onlarca aile, insan, çoluk, çocuk, hayvan. Neyse öyle birden baktım şey kutum dolu, DM kutum dolu. Allah'ım ne yapacağım işte, biri şuradan destek bekliyor, biri buradan destek bekliyor. Bir de hani Londra içinde tanınan bir insanım şu anlamda. Video çektiğim için izleyici kitlem büyük. Çok büyük değil ama yani buradaki normal bir insandan büyük. Ondan sonra YouTube'daki kitlem büyük. Bu sefer herkes bana işte buradaki yaşayanlar da işte şu ailem bu adreste yaşıyor, haber alınamıyor. Şu ailem bu adreste yaşıyor, haber alınamıyor. Gel de paylaşma. Bu sefer işte Türkiye'den olan izleyiciler şu eksik, bu eksik, buraya yetişmiyor. Burada kimse yok ya da burada var, şu gerek, bu gerek. Anam böyle var ya, her dakika bir paylaşım halindeydim ilk gün. Ondan sonra dedim bu böyle olmayacak dedim. Hani çünkü panik bir refleks haliyle bu paylaşımları yapıyoruz. Haberlere bakıyoruz. Allah'ım ölü sayısı gittikçe artıyor daha ilk günden. Yollar kapalı. İnsanlar nasıl yetişsin? Gönüllüler mi dersin? Polis mi dersin? Ya ambulans mı dersin, bu sokaklara nasıl girsinler? Bir şekilde ulaşıldı, yapıldı. Ne bileyim, bugün kaçıncı gün? Bugün ne, çarşamba? 10. gün mü? 10. gün. Neyse sonra 2., 3., 4. gün, yani salı, çarşamba, perşembe. Ben artık sağa indim. Buradaki depolara indim. Çünkü buradaki sağ olsun yardımsever insanlar bir ton eşya getirdi. Bir ton. Paketlenmişlerden tutun, ikinci el montlardan, ayakkabılardan tutun. O kötü olan şeyleri açıklamayacağım. Çünkü bu mini mini videolarını çektim. Zaten her yere yayıldı. Bir daha Allah göstermesin, bir daha böyle bir felaket yaşadığımızda tek ilk yazacağım şey yeni ürünler. Yeni ürünler. Ya bir iki saçma yorum da gelmiş. Belki insanların o ikinci el ürüne de ihtiyacı var. Arkadaşlar kimsenin o ikinci el yırtık pırtık monta ihtiyacı yok. Görüyoruz. Bak bugün 7. 8. 9. günde insanların nasıl kullanılmayan o ikinci el gelen ürünleri sokağa attığını da görüyoruz. Bunları da görüyoruz. Yani köyde yaşayan insandan tutun çekmiş, haber röportaj yapan adamdan çekenini gördüm. Neyse bunları ayıklamaya gittik arkadaşlar. Depolar böyle bangır bangır. Anam o kadar eşya geliyor ki bu sefer ben işte yayınlıyorum. Londra'da yaşayan gençler gelsin çok sağ olsun. Hep her birinden 1000 kere Allah razı olsun. Çünkü o kadar depolar doluydu ki yardım için. Yani çok, ya yoksa bitemezdi. Bir ton eşya geldi ve farklı farklı bölgelerde. Şimdi ben 2 ayrı bölgeye gittiğim için onlar hakkında konuşabilirim. Ama Londra'nın işte camilerde mi dersiniz? Ne bileyim, dükkanlarından mı dersiniz? Depolarda mı dersiniz? İşte salonlarında mı dersiniz? Bir sürü yardım toplandı. Bu yardımların hepsi bir temiz. Biz gönüllülerle sayesinde katlandı. Temizlendi, kutulara ayrı ayrı kolilere yerleştirilip tırların gelmesini bekleyip tırlara yerli erkeklerde tırlara yani güç kuvveti olanlarda tırlara yerleştirildi. Koliler gelmeye devam ediyor, süper. Daha fazla gelsin rica ediyoruz çünkü insanlar bir sürü eşya getiriyor. Arkadaşlar şu an Londra'da harıl harıl yardımseverler yardımlarını getirmeye devam ediyor. Birçok kutu
koliledik şu şekilde. Ben size böyle tek tek göstereyim. Bebek bezleri, ıslak mendiller, kadın bezleri, bebek mamaları hepsi ayrı ayrı kolileniyor. Battaniyeler vesaire, kıyafetler ayrı ayrı kolileniyor. İlk önceliğimiz çocukların bezleri, çocukların ıslak mendili, kadınların bezi. Şu şekilde hepsi ayrı 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 kutulanıp isim yazılıp en arkaya şu şekilde gidiyor arkadaşlar. Burada bir ton var. Ve bir sürü daha burada eşyalar var. Hepsini şimdi paketleyeceğiz. Yani çok yardıma da ihtiyacımız var hala açıkçası. Biz, sen ne hissediyorsun şu an? İyi gidiyor değil mi? Bütün yardımlar niye geldikçe. Niye herkes bana hislerimi soruyor? Biraz önce İngiliz şeye geldi, haberi bağlı. Televizyoncu geldi. ITV, Özge'yle röportaj yaptılar. İyiydi, iyiydi. Burada sen iyi bir sebep için buradasın. O yüzden yazmaya devam et. Yapabildiğimiz kadar. Aynen, elimizden geldiği kadar. Burada da arkadaşlar yapıyor. Her taraf. Islak mendil. Bulalım şimdi. Ben koli getirmeye gidiyorum. Burada bakın koliler. Burada kıyafetler yerleştiriliyor. Ezgi, onu bir indir, boksan çal. Evet. Yo yo, bunlar zaten bizim için geldi hepsi. Burada da bak, çocuk mamaları da. Çocuk mamalarını bir şeye koyalım o zaman. Özge al. Özge bunu. Paketler geliyor. Hepsi Türkiye'den depremzedeler için büyük üzüntüyle el ele verdik ve yardımlarımızı getirip burada yapıyoruz. Vallahi çektiğimi zannetmiş ama çekmemiş arkadaşlar. Şöyle dört alanda da paketleme devam ediyor. Birinci bölge, ikinci, burada üç ve arkada dört tane. Şöyle göstereyim. Kuru gıdalar da paketlenmeye devam ediyor şu şekilde. Çok ince bir şekilde hepsini ayrı ayrı koliliyorlar. Bunu kaç defa daha söyleyeceğim bilmiyorum ama bu çok ince bir detay. Çünkü oraya gittikleri zaman kendileri orada tekrar uğraşmasın diye burada yardım etmeye çalışıyoruz. Burada insanlar gözü yaşlı, bazıları akrabalarından hala haber alamaksızın birbirine yardım ediyorlar, destekliyorlar. Böyle kuru gıdalar da başladı, onu söylüyordum. Bu şekilde, hatta bakın arabalar da olmaya başladı bile. Araba gidiyor, uçak kalkıyor, tırlar kalkıyor. Böyle pil, kalem, arkadaşlar ne söylesem, yani pillerden tutun, ilaçlardan tutun, ağrı kesici, diş fırçası, süre krem, kuru gıdalar, hepsi ayakkabılar, gördüğünüz gibi yepyeni. Kıyafetler, montlar, hırkalar, battaniyeler, böyle devam ediyor. Şimdi biraz çektim ben, yardıma devam edeceğim arkadaşlar. Bizim alanı sizin için göstereyim. Paketlensin lütfen. Bizim alanda da 4 tane, 5 tane kız böyle yapıyoruz. Burada da devam ediyorlar. Biz genellikle şey ağırlıklı çalışıyoruz. Islak mendil, kadın bezi, çocuk bezi ağırlıklı ve ilaç yapmaya çalışıyoruz. Arka tarafta bu battaniyelere sıra gelmedi. Hepsi paketli olduğu için sorun değil. Nasıl gidiyor hazırlıklar? Artık öyle mi yapmaya karar verdiniz? Olmuyor değil mi? Hazır olanlar. Koli var aslında ama bu da mantıklı. Küçük ya. Ha, bu yeni gelenler şu boy değil mi? Evet ya, hiçbir şey sığmıyor. Evet, şu küçük koliler. Bakın evet, böyle küçük koli geliyor. Kalem. Heh, kalem. Bak burası en azından boşaldı. Şöyle arka taraf depo olduğu için bu taraf komple artık dolmaya başladı. Şuraya uçsak, orada da bak ıslak çocuk bezi falan gördüm. Bir sürü insan var arkadaşlar. Gelip giden oluyor. Gelip bir saat alıp yardım edip giden oluyor. Eşya bırakıp paketleyip giden oluyor. Yani herkes el ele vermiş bir şekilde burada çalışmaya devam ediyor. Arka tarafa, evet. Onları en sonundan elim istersen. Öyle mi? Bak, aynada bakıyor. Şu an battaniyelerim. Bunlar inecek mi? İnecek. Herhalde.
Şu köşedeki ne olayım mı ben? Yardımlar bu şekilde geliyor arkadaşlar, buradaki arkadaşlar ayırt ediyor. Şu tarafta kıyafetler var, burada çocuk eşyaları var, en arkada da yorgan, battaniye, diş fırçası, macun falan filan böyle ayırt ediliyor. Ondan sonra böyle yerleşiyoruz. Burada çocuk kıyafetleri, yetişkin kıyafetleri, koli koli düzenlenip sonra erkekler kolileri buraya koyuyor. Buradan da bantlanıp siyah bantla ondan sonra en arkaya götürülüyor. Burada ayırt ediyoruz kıyafetleri çünkü maalesef bazıları temiz kıyafet getirmiyor, yeni kıyafet getirmiyor. O yüzden biz burada ayıklıyoruz temizlerini, sıcaklarını paketleyip tertemiz patlayıp yerleştiriyoruz. Böyle bezler gelmeye devam ediyor. Böyle teknik bir şekilde ilerliyor. Kıyafet. Evet. Kıyafet. Girls close, close, close. Özge burada, Ayşe burada, Fatoş burada, sizin bildikleriniz. Burada mendiller. O tarafa geçiyor çünkü. Burada erkekler koli yapıyor. Çok şükür dün ve bugün yani 10. 11. gün tırlarımız da ulaşmış. Bunların hepsinin görüntülerini böyle ayrı ayrı da çekip koyacağım. O kadar mutlu oluyorum çünkü bir sürü yalan haberler de vardı. İşte kayboluyor, gitmiyor, yerine ulaşılmıyor. Gittikten sonra orada tırlardan atılıyor, kimse doğru düzgün dağıtmıyor diye. Ama buradaki giden tırlar orada. Malatya'ya gitti, Adıyaman'a gitti, Maraş'a gitti. O kadar seviniyorum ki yani gönül rahatlığıyla iyi ki yapmışım diyorum buradan. Onları da yayınlayacağım ve orada şu anda Malatya'da, Elbistan'da işte olan arkadaşlar var. Görüntüleri çekiyorlar. Londra'dan gelen tırları şu an boşaltıyoruz, köylere dağıtacağız diye. Merhaba arkadaşlar, Hüseyin Sarıcıoğlu'nun yönlendirdiği London Express kargo turumuz ulaşmıştır. İngiltere'deki Londra'daki arkadaşlarımız gece gündüz çalışarak bu turu doldurdu. Herkesin emeğine sağlık. Tırımızda gerçekten ihtiyacı olan deprem sedeleri ulaştıracağız. Malatya'da olacak bu tırımız. Malatya'dan dağıtım yapılacak. Herkesin emeğine sağlık. Herkese çok, çok teşekkür ediyoruz. Yok ama giyiler de gerek. Yok canlı değil. Yok yok. O zaman giyiler de gerek. Yok yok canlı değil. Ver bana ver. Ya duyarlılık bu işte ya. Bakın gecenin sadıkasında arkadaşlar bakın. Siz diyorsunuz ya, gittiniz oraya, arabalarınızla geziyorsunuz. Bak saat kaç olmuş, biz geziyoruz kepezde. Tam olarak saat kaç şimdi? Nerede? Burada. Saat bir ya. Saat iki bir. Ya, ne bir ya? Bir, bakayım. Saat iki ya. Allah hayrınızı kabul edin. İki, pardon iki. Saat iki ben olmuş. Küreceğinizin bir değeri, ta Londra'dan çıkıp buraya kadar gelmiş. Evet, Sunat Hiçkaya. Sunat çok teşekkür ederiz. Sağ olasın, var olasın. Herkes senin kadar duyarlı davranamadı. Biz de giremiyoruz. O kadar mutlu oluyorum ki. Bu arada konudan konuya atlamam çok normal arkadaşlar. Çünkü o kadar farklı şeylerle uğraştım ki. Arya oturmuyorsun kızım. Bu arada şunu da söyleyeyim. İlk bu olayı öğrendiğimde direkt çocuklara dedim ki anneniz biraz üzgün, mutsuz olabilir dedim. Bu sizinle hiçbir ilgisi yok dedim. Çünkü evde şu an bu olay oldu dedim. Ondan sonra işte deprem oldu. Depremi anlattım. Çünkü Arya öğrenmiyor ama Derin öğreniyor okulda.
İşte doğal afet falan filan, bunlar direkt çocukların aklında bir sürü soru soruldu. Ve psikolog bir arkadaşım var, anne arkadaşım okulda. Ona söyledim, ben bilmeden böyle bir şey yaptım ama doğru mu yaptım bilmiyorum. Dedi tamam iyi yapmışsın ama hani çok fazla detaya inme. Onlar çünkü şu an anlamayacak yaşta. Hani işi bilmeyen biri onlara anlatmasın falan dedi. Korktum, o yüzden çocuklara bir şey izletirken bile sadece film ve YouTube'dan bir video izletiyorum. Hiç bu TikTok short videolarını izletmiyorum kesinlikle. Biz burada yaşadığımız için algoritm zaten hani İngiliz küçük videolarını gösteriyor. Türkiye'de çok olup biteni göstermiyor telefonlar. Ama dikkatli olun arkadaşlar. Çocukların böyle şeyleri izlemesine izin vermeyin. Kontrol edin. Çünkü bir şey olmaz diyoruz ama bir iki sene sonra o şey patlak verebilir. Bak bunu düşünüyorum. Ondan sonra o Türkiye'de işte bu deprem yerinde birebir şahit olan 3 yaşında, 5 yaşında, 10 yaşında 7 gün, 8 gün enkaz altında olan çocuklara düşünüyorum. Hangi birini düşüneyim? Hangi birini düşünelim? Zor bir süreç yaşıyoruz. Neyse ne diyordum? Tırlar gitti arkadaşlar. Çok şükür. Ona da bir şükür. Öyle dağıtımı yaptım. Neyse oldu cuma günü. Ben artık dedim ki hani depolarda şey yapmayacağım. Çünkü artık bitti de buradaki tırlar o kadar çok fazla yığılma oldu ki. Artık dedik tır göndermeyeceğiz. Çünkü ihtiyaç farklılaştı. Hani artık kıyafetti, bottu, ısıtıcıydı, jeneratördü değil de artık büyük hani yapılı konteyner evlere ihtiyaç var. Bu evlerde buradan oraya gitmesi çok saçma olur. İşte burada artık para biri tutalım. Para yardımı yapalım. Ve konteyner evler, orada yakın illerden konteyner evler gönderelim diye. Sağ olsun ben dahil olmak istemedim öyle bir şeye. Çünkü ben yardımımı... Uy aşkım arkana yaslanı sökeyelim. Yardımlar burada da oldu. İşte ne bileyim çünkü bakın Londra'da yaşayan çoğul konuşmayacağım çünkü olmaya da bilir. Ama benim çevremde olanlar zaten Maraşlı, Antepli, Adıyamanlı ve bu insanların hepsi kendi illerine o kadar büyük destek oldu ki, o kadar yardım oldu ki, yardımlaşma oldu ki her birinden ya. Ne bileyim Sivaslısından Kayserilisine tutun. Herkes burada, hiç kimse şehir şehir ayrılmadı. Herkes bir oldu ve herkes gereken yerlere maddi manevi yardımlarını iletti. Biri tanıdığı birine gönderdi. Biri ne bileyim bilindik kurumlara gönderdi. Hiçbir kurum ismi de burada geçirmeyeceğim bu arada. O yüzden bütün yardımlar, maddi manevi yardımlar yapıldı. Ondan sonra ben de dedim ki madem hani benim de tanıdığım bir arkadaşım direktmen Malatya'ya, Maraş'a gidecek. Hani ne kadar birik tutarsak o kadar yapalım. Kız kendi çapında zaten 25 bin sterline yakın para toparladı. Ondan sonra dedim ben hani benim bir kitlem var. Hani kalbim iyi ya diyorum, iyi bir şey yapıyorum. Anam gelen yorumlar. Ya Rabbim tövbe estağfurullah. Şimdi açacağım ağzımı, ondan sonra diyeceksiniz Ezgi ağzını açtı. Siz TikTok'ta orada burada para toplarken kimse size bu yasal mı diye sormuyor. Soruyor mu? Sormuyor. Derin inebilirsin. Kimse size IBAN numarasını verdiğinizde kimse bu yasal bir şey mi diye sormuyor. Benim burada topladığım yardım parası yasal mı diye siz niye soruyorsunuz? Ki Türkiye'de yasal değilmiş. Evet doğru. Arkadaşım Esra öyle dedi. Şu gray door, knock on the door. Neyse arkadaşlar, izleyicilerim sayesinde 1,5 saatlik yayında 2000 sterlin küsür para toplandı. Ve çok mutluyum ki, iyi ki de yapmışım, pişman da değilim. O gün pişman oldum ama pişman değilim çünkü sonrasında Suna'nın gidip yaptıkları yardımı görünce de dedim iyi ki yapmışız. Ki biz 2000 sterlin topladık. Kız kendi haliyle ailesinden akrabasında 30 bin sterlin şu an topladı. Yani bunu yayınlayamaya da bilir. Normal bir anne bu. Bir de bir avukat bir anne. Kızın öyle Instagram'da, sosyal medyada hiçbir ilgisi yok. Ben kıza sosyal medyasını ben açtırdım. Çünkü dedim insanlar sana, Suna dedim 5 lira bile veriyorsa bunu nereye harcadığını görmek isteyecek. Sen özelden çıkarman lazım dedim. Kıza bile primci dediler. Ya böyle saçma sapan sosyal medya saçmalığı da dönüyor. Midem bulanıyor artık. Gerçekten şu yaptığım işi, işten midem bulanıyor. Tabii bu küçük bir kitle. Ufacık. Elle sayılır. 3-5 kişi bu. He? Merhaba.
Dur arayayım babanı. Ama büyük büyük TikToker'lar, Twitter'lar, Instagram'daki yayın yapanlar, bunların hepsi o kadar iyiliklere yol açtı ki paylaşımlarıyla. Tartışılmaz mı? Kapıyı açar mısın? Çünkü bankaya gideceğim. Çocukları getirdim. Ya da müsaitsen gel sen bunların yanında arabada dur 2 dakika. Neyse arkadaşlar, o yüzden bütün ya herkesin kalbinin iyiliğini biliyorum. Herkes kendi kalbinin ekmeğini yiyor. Onu da biliyorum. Herkesin vicdanı da kendisine. Ben elimden gelenin... Aşkım baban geliyor, baban geliyor. Otur arabanın içine girin ya da orada biraz oynayın. Herkes elinden gelenin en iyisini yaptı mı bilmiyorum ama ben kendim için elimden gelen en fazlasını yapmaya çalıştım. Yapmaya da devam edeceğim. Asıl olay 2-3 ay sonra olacak. Yani bu insanlar o zaman gerçekten ihtiyaç sahiplerini göreceğiz. Kimin ne ihtiyacı var göreceğiz. Yardımlar hala devam etmesi lazım. Yani belki sizler bilmiyorum 3-5 aya unutacaksınız ama ben doğduğum şehri Kahramanmaraş'ı unutmayacağım. Ben her sene ailemin olduğu köye gittiğimde, her sene oraları öyle gördüğümde ben unutmayacağım. O yüzden unutmayalım da, tabii ki normal günlük yaşantımıza devam edeceğiz. Etmek de zorundayız. Yani benim 3 çocuğum var, dışarı çıkıyorum. Biri kolunu kırdı, onunla uğraşıyorum. Biri yeni ameliyat oldu, onunla uğraşıyorum. Kimse kendini açıklamak durumunda da kalmasın. İşte bilmiyorum ya, yani anlatacak aslında o kadar çok şey var ki, dediğim gibi burada not alıp da hepsini ayrı ayrı da paylaşamıyorum ama büyük üzüntü içerisindeyiz. Dediğim gibi Londra'da, İngiltere'de yaşayanların hepsi, ben burada onlar için konuşabilirim. Aşkım baban geliyor, beni duyuyor musun? Baban geliyor, bekle, baban geliyor. Bu arada yani sesimi duyuyor musun kelimesi de o kadar art böyle içimizi yıkıyor ki, ben çocuklara beni duyuyor musun dediğim zaman bir cümle içinde aklıma direkt enkaz altında beni duyuyor musun cümlesi geliyor ve artık bilmiyorum ya, kafayı yedik zaten, mal gibiydik, zaten mal gibiyiz. Bu olaydan sonra ne zaman aklımızı başımızı toplarız, ne zaman normal bir ruha sahip oluruz bilmiyorum. Dediğim gibi çocuklarınıza çok fazla da bir şey yansıtmayın. Ben öyle yapmaya çalışıyorum ama elimde değil. Bazen kontrolü elimden kaybediyorum. Öfke nöbetleri geçiriyorum. Krizler geçiriyorum. Bazen bağırıyorum. Sonra sizlik bir problem yok diyorum. Elbette ki zamanla iyileşeceğiz ve iyileştireceğiz. Benim şimdilik söylemek istediklerim bu kadar. Bu arada Devran'ın bu ikinci cumartesi günü kırdı. Cumartesi çocuğum. Şş, buradayım. Burada sıçradı bir. Şş, buradayım aşkım. O yüzden lütfen herkese yani yarınımız olmayacak gibi yaşayacağız işte. Anladınız mı? Çünkü herkesin gideceği yer belli. Allah herkese hayırlı ölümler artık nasip etsin. Ne diyeceğiz? Artık öyle diyeceğiz. Ben elimden geleni hala burada yapmaya devam edeceğim. Asla pes etmeyeceğim. Bütün bu yapma etme diyen insanlar da var. Neyi yapmayayım ya? Neyi yapmayayım? Benim orada ailem yaşıyor ya. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok dikkat edin. İyi bakın. Ve iyi olun. Biraz vicdan diliyorum herkese. Bir iki arkadaşıma da burada isim vermeyeceğim kesinlikle. Ama YouTube'da, Instagram'da hiçbir paylaşımlarını görmedim. Yani sonra da diyorlar ki prim yapmak istemedik. Ne alaka ya? Aldığın çanağı orada, burada, şurada, şunu, bunu her şeyi gösteriyorsun da sadece bir bas sağlığı mesajı yazıyorsun. Yani hiç mi sen bir paket, bir şey götürmedin, bir şey yapmadın? Hiç mi yapmadın? İyilik paylaştıkça çoğalır. Biz bu işi yapıyorsak yeri gelecek bunları da göstermek zorunda kalacağız tabii ki de, yaptığımız şeyleri. Kimse birebir hediye verdiğin insanın yüzünü çek demiyor zaten sana. Ya da kaç para bağış yaptığını çek demiyor sana. Ama bunların hepsi burada yazılı. Boykot da ediyorum. İzlemeyerek artık onları. Yarın bir gün hesabımdan da sileceğim. Şimdi silmiyorum ki dikkat çekmesin. Yarın bir gün hesabımdan da sileceğim onları. Uğraşamam kimseyle artık. Gerçekten böyle büyük bir felaket. 100 yılın felaketini yaşamışız. Millet neyin kafasını yaşıyor bazıları ya. Ben haber dinlemeyen ben. Ben asla haber dinlemem bu arada.
Haber dinlemeyen ben 7/24 haber kanalları açık. Çocuklar duymasın da kulaklıkla dinliyorum. Onunla yatıyorum, onunla kalkıyorum ben. Lütfen yardım etmeye devam edelim. Çünkü bu şehrin, bu şehirlerin ihtiyacı var. Kendinize iyi bakın. Tekrar başımız sağ olsun. Hoşça kalın. Bu arada arkadaşlar şunu da belirteyim. Hala izleyen varsa. Buradan bir sürü ekip gitti. Hani ailesi enkaz altında olup da bir şey giden var. Ondan sonra yardım, destek için ilk yardım, işte bilen bu ilk sağlık bölümünde okuyan, bitirenler, gidenler var. Ne bileyim işte dağıtım yapmaya gidiyorum diyen de var. Bunların hepsi bu arada bilindik, koordine çalışabilecek insanlarla gidiyor. Mesela Suna şu an okuluma büyük teşekkür etmek istiyorum. 1621.37 sterlin şöyle tuttu hepsi ve bunu direkt Suna'nın hesabına göndereceğim. Suna bu arada Emir Kağan adlı bir bağış kampanyası düzenleyen bir boksörle çalışıyor. Ünlü bir boksör. Ve o da çünkü çok büyük bağışlar yaptı. Ve onun organizasyonu da zaten Türkiye'de Kızılay'la çalışıyor. Yani zannetmeyin ki buradan gidenler de böyle başı buyruk orada ne yaptığını bilmediği insanlar. O yüzden böyle saçma sapan arkadaşlarım hakkında da böyle teori çıkaran insanlar da bir kendi oturduğu yerde neler yapıyor ona bir baksın bence. Çünkü neyse konuya girmek istemiyorum. Çok sinirliyim bu konuda. Neyse ben parayı yatırdım. Gönül rahatlığıyla onu da Suna'ya gönderdim. O yüzden mutluyum. Şimdi çocuklarla ilgileneceğim biraz. Ve umarım başka zaman yine görüşürüz. Kendinize iyi bakın.